Bugün ben projeler ve kampanya ile ilgili böyle bir şeyler anlatmak falan niyetinde değilim. Çünkü siz zaten her şeyi yakından takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Her şeyden haberdarsınız. Dolayısıyla ben sormak istediklerinize cevap vermeye çalışayım. Böyle bir formatın önümüzdeki bir saatlik zaman dilimini daha iyi değerlendirmiş olacağını düşünüyorum. O nedenle tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Sorularınızı bekleyeceğim. Bir seyyar mikrofonumuz olacak. İki tane mikrofonumuz var. El kaldırmanız yeterli. Mikrofonu hemen ulaştıracağız. Evet, buyursunlar. İlk orada. Buyurun efendim. Evet Sayın Başkan, görmekte zorlandığım için buraya çıktım. Kusura bakmayın, arkadaşlarım görevlerini yapıyorlar orada. Buyurun efendim. Geçtiğimiz günlerde 1. Cemre ile ilgili açıklamalarınızı izledik. Bunun 3 aşamalı olacağını belirtmiştiniz. Evet. Proje açıklamalarınızı neden 3'e bölme ihtiyacı hissettiniz ki sonuncusu bayağı bir seçime yakın bir döneme denk gelecek. Evet. Bunların tam oy tarafından bilinirliği açısından süre iyice daralmış olmuyor mu? Evet. Bu 1. Sorum. Bir genel siyaset söylemi üzerinden bir şey sormak isterim. İktidar partisi ve yandaşı bu seçim döneminde din üzerinden anormal bir söylem geliştirdi. Bunun İzmir bazında etkisi ne olduğunu bilemiyorum ama bunun genel olarak seçime etkisi, seçmenler üzerindeki etkisi konusunda ne düşünebiliriz? Siz nasıl yorumluyorsunuz bu söylemi? Bir de son soru olarak İzmir'in size göre en büyük eksiği hemen ele alacağım dediğiniz, öncelediğiniz hangi hususlar var? Ağırlıkla insana dokunmayı amaçlayan bir yol izlediğinizi anlıyoruz. Bunu nasıl ilk etapta kısa vadede hangi projelerle hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Hemen ben teşekkür ediyorum. 3. sorudan başlayayım. Öncelikle ulaşım ve trafik en büyük sorun olarak gördüğüm sorun. Bir de tabii sosyal politikalar. Sosyal politikalar konusunda sadece başlıkları söyleyeyim. Halk süt, halk et, halk gıda, halk ekmek, hatta halk balık uygulamalarını başlatacağız. Üreticiden aldığımızı iyi ve sağlıklı ürünleri tüketiciye ulaştıracağız. Toplu ulaşımda uygulayacağımız sosyal politikalar var. Kentsel dönüşümde uygulayacağımız sosyal politikalar var. Ama hani altyapı, ulaşım, katı atık, bertaraf, temel sorunlar ve acil müdahale edeceğimiz sorunlar diyeyim. Bir de aynı eş zamanlı olarak yapacağımız şey sosyal politikalar. Oradaki yenilikler olacak. Seçmenin merkez siyasetle, merkezi yürütülen siyasetle ilgili parametreler üzerinden bir tercihte bulunacağını düşünmüyorum. Yani seçmenin genel siyaset ve yerel siyaset ayrımı yaptığı ve yerel siyasetin dinamiklerini değerlendirerek karar vereceğini düşünüyorum. O nedenle kimin nasıl yürüttüğünü bilmiyorum. Siz söylediğiniz zaman haberdar oluyorum biraz. Bunun bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Ve ilk sorunuz cemreler meselesi. Gerçekten İzmir'le ilgili çok sayıda fikir var, hayal var, proje var aklımızda. Ama bunları böyle bir defada sunmak bir takım siklet noktalarını kaybetmek anlamına gelecek diye endişe ettik. Mesela 2. cemre tamamen tarım ağırlıklı olsun istiyoruz. Yani onun çünkü bu kente vereceği, kazandıracağı çok fazla şey olacağına inanıyorum. O nedenle mesela 2. cemreyi tamamen tarım projelerine yönelik olarak tasarlıyoruz. 3. cemrede diğer vizyonumuzun ağırlıklı kısmını belki de sunmak olacak. Bu vesileyle onu da söylemiş olayım. 9
Mart'ta Ödemiş'te yapacağız ikinci Cemre toplantısını. Bir endişem yok doğrusu. Hani bu projeleri anlatma konusunda zaman yetersiz. Evet, doğru. Ama zaten nasip olursa uzun bir yolculuğa çıkacağız diye düşünüyorum. Ve bütün bunları çok daha detaylı, çok daha geniş bir biçimde anlatma fırsatı bulmayı ümit ediyoruz. Öyle değil. Evet. Buyurun. Başkanım merhaba. Yine biraz belki genel politikayla ilgili sormak istiyorum. İsmini de yanlış okumamak için buradan bakayım. Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nden Süleyman Özışık bugün şöyle bir köşe yazısı yazmış. 7 Haziran öncesinden daha ağır sonuçlar gözlemliyorum. Hükümet müdahale etmeli. İktidar kanalı müdahale etmeli. Küskünleri barıştırmalı ve kesenin ağzını açmalı. Buraya bağlayan bir şey yapmış. Yazı yazmış. Siz nasıl gözlemliyorsunuz havayı? Çokça seçim gördünüz. 7 Haziran'da gördünüz. Genel olarak evet. Nasıl bir hava gözlemliyorsunuz? Bir sorun bu. İkincisi yine burada Nihat Zeybekçi'ye İzmir'in merkezi hükümetten aldığı payın düşüklüğüyle ilgili soru sormuştuk. Bunun asla geçerli olmadığını, gerçek olsa milletvekillerinin ortalığı ayağa kaldırabileceğini söylemişti. Ama işte en son bir ayrılan payla ilgili tartışmalar sürdü. Bununla ilgili bir çağrınız olur mu Zeybekçi'ye hükümete ya da sonrasında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sonuçta da yine belki yaşam tarzıyla ilgili olabilir. Zeybekçi Üniversite öğrencileriyle eşimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdi. Önemli bir selamlık bir toplantı şeklinde oldu. Bu alayı söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Şimdi bir kere gerçekten hükümetin bir sıkıntı içinde olduğunu düşünüyorum. Yani sadece İzmir nedeniyle değil, İzmir'de tabloyu görüyor olmadan nedeniyle değil. Yani Adana'da, Bursa'da, Ankara'da, Antalya'da hakikaten ciddi bir telaş içinde olduklarını düşünüyorum. Değilseler de olmalılar diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bir sıkıntı yaşayacaklar, öyle gözüküyor. Yani o gazeteci arkadaşım yazdığı yazının da bunun idrakiyle yazılmış olduğunu zannediyorum. Evet, bu şey meselesi İzmir'in yeterli kaynak almıyor olması meselesi. Yani adil bir konumlandırmayla muhatap olmuyor İzmir. Ve bu gerçekten büyük haksızlık. Ama İzmir'de ben bunu okuyor diye, anlıyor, düşünüyor diye, görüyor diye düşünüyorum. Çünkü metro meselesi o kadar çıplak bir örnek ki, yani çok net görülen bir şey. Ankara'ya 2019 yılının içinde 1 milyar lira, İstanbul'a 3.2 milyar lira, İzmir'e 30 bin lira, 3 ayrı yoruluşu. Yani her türlü izahtan maalesef öyle değil. Yani kabul edilebilir bir şey değil, anlaşılır bir şey değil. Yok işte proje yok elimizde, o yüzden de denek ayrılmıyoruz filan. Yani bu memlekete hepimiz vergi veriyoruz. Yani herkes gazeteci, basın mensubu, basın emekçisi. Ama yani sonuçta hepimiz vatandaşız ve hepimiz vergi veriyoruz. Ve sonuçta bu vergilerimizin adil dağıtılmasını bekliyoruz. Bu en doğal hakkımız. Eğer içinde yaşadığımız kente böyle bir ayrımcılık yapılarak muamele ediliyorsa da o kent bunun gereğini yapıyor ve yapacaktır da. Çünkü bu hakikaten anlaşılır bir şey değil yani. Son sorunuz, evet yani sonuçta İzmir'in dinamiklerini, İzmir'in ruhunu, İzmir'in köklerini, geleneklerini anlamak lazım. Yani bu şehirde eğer aday olacaksanız bunu biliyor olmanız lazım. Bunu hissediyor olmanız lazım. Eğer değilse o zaman biraz misafir oluyorsunuz ve biz de bir arkadaşım geçen gün yazmış, misafire saygıda kusur etmeyiz diye etmemeye çalışıyoruz ama biraz öyle bir tablo var yani. Çok iyi anladığını düşünmüyorum. Evet. Evet.
Başkanım, geçenlerde Nihat Zeybek için bir açıklaması oldu, bilmiyorum okudunuz mu? Meclisin listelerinde yer alanları bir sorun bakalım, hangi dağdan adresleri geldi dedi. Çok ciddi bir iddiasında. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bir de yine o toplantıda Tarım Bakanı'nın bir açıklaması oldu. İzmir aslında bir şirket, biz de ona CEO seçiyoruz. Buna ne diyeceksiniz? Bir de geçenlerde yaptığımız proje tanıtım toplantısında orada ulaşımda indirim vaadiniz vardı. 90 dakika var malum. Bu konu ne olacak? Devam edecek mi? Evet. 90 dakika devam edecek. İndirim de şöyle planladık. Bir zaman dilimiyle sınırladık. Sabah 6-7 ve akşam 19-20 arası. Yani özellikle bu saatte çok erken işbaşı yapan emeklileri, çok geç işinden evine dönen insanları düşünerek böyle bir şey yapmayı planladık. Bir de ücretsiz deneyim ama iz bedelle ancak taşımak mümkün. Belki bir kuruş, hani bilmiyorum onu. Karşılığında çocuklarımızı taşımaya başlamak istiyoruz. Onun sınırları konusunda çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü hem ne kadar sübvanse edebileceğimizi görmek lazım, hem de o başarı kategorilerini belki netleştirmek lazım ama bunu yapacağız. Önce onu söyleyeyim. Bu dağdan inenler meselesi, yani sonuçta hükümetsiniz. Varsa böyle bir dağdan gelen, yani çok basit yapılacak şeyler var. Hukuk orada, mahkemeler orada, savcılar orada, ne gerekiyorsa yapılır. Yani bunu bir basın malzemesi veya işte kampanyada bir malzeme olarak kullanmak hiç hoş değil. Varsa böyle bir enformasyon, varsa böyle bir bilgi, verirsiniz savcılığa, gereği yapılır. Bir sorunuz daha vardı Umut Hanım, onu toparlayamadım. Tarım Bakanı İzmir bir şirket ve bir doğrusu. Evet. Ya böyle bakarsanız hakikaten hiçbir şey anlamadınız demek. Özellikle yerel yönetimlerde yeni gelişen ve giderek derinleşen bir yönetişim modeli var. O da yerel yönetimlerin tek başına kentle ilgili irade ortaya koymaması ile ilgili, kentin dinamiklerini katarak karar alma süreçlerine birlikte yönetmesi ile ilgili. Bu mesela son derece yeni ve fakat yayılan bir model. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle yapmazsanız kentin potansiyellerini ıskalıyorsunuz çünkü. Yerel yönetimin kentin tüm dinamiklerine vakıf olup tüm dinamikleri üzerinden işte kenti yönetebilmesi mümkün değil. Yani mutlaka kentteki sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, derneklerin, yani birçok yapının dahil edilmesi gerekir. Ancak böyle yapılırsa İzmir gibi bir kentin potansiyeli yakalanır, imkanları kullanılabilir hale gelir. Yoksa birçok potansiyeli, imkanı ıskalanıyor. O nedenle yönetişim artık daha geniş tabanlı, daha geniş kapsamlı bir modele evrilmek zorunda. O nedenle bir şirket gibi yönetemezsiniz, hele İzmir gibi bir şehri. Yani benzetme tepeden tırnağa yanlış, öyle diyeyim, uzatmayayım. Evet. Söz almayanlara müsaade ederseniz önce verin. Evet, buyurun, evet. Pardon. Efendim, geçtiğimiz günlerde gerekirse İzmir Fuarı'nı özelleştiririz diye bir açıklamanız oldu. Yok öyle bir şey ya. Yansıdı bu basına. Söyleyeyim güzelim. Bununla ilgili hani görüşünüz nedir? Tartışmaya ulaştı çünkü bu. Abi, bir tane daha var sorumlu efendim. Peki. Rakibiniz Sayın Zeybekçi sizin için adayımız sonradan coştu gibi bir ifade kullandı. Bununla ilgili ileriniz herhalde. Evet. Aslında İzmir'de bir coşku var. Onu söyleyeyim, ikinci sorumuzda. İzmir Fuarı'nı 12 ay çalışması lazım, canlı olması lazım, bir günün boş geçmesi lazım, geçmemesi lazım. Gerçekten geçen her boş gün İzmir'e zarar yazıyor.
bizim o fuarı cıvıl cıvıl kullanıyor olmamız lazım. Hatta yetmez, yanına bir kongre merkezi yapacağız ve o kongre merkezi de birbirini besleyerek, güçlendirerek büyütecekler hikayeyi diye düşünüyorum. Bunu anlatırken ticaret odasında gerekirse özelleştirmek ve profesyonel hizmet almak lazım ifadesini kullandım. Buradaki kastım da bildiğiniz klişelerdeki, şablonlardaki özelleştirme değildi. Çünkü arkasını getirdim ve profesyonel hizmet etmek, hizmet almak anlamında söylediğimi ifade ettim. Böyle de düşünüyorum. Yani eğer mevcut kadrolarımızla, mevcut yönetim anlayışıyla, mevcut izlediğimiz yol haritasıyla biz topu topu iki tane büyük uluslararası fuar düzenliyorsak bu bir kayıptır İzmir için. Bizim mutlaka ne yapıp ne edip bunu 11 aya, 12 aya çıkartmak mecburiyetimiz var. Orada birilerini üzmeyeceğiz, kızdırmayacağız diye koskoca İzmir'e haksızlık edemeyiz. Kastettiğim şey budur. Coştu meselesi, evet yani İzmir'in coşkusunu görüp coşmamak mümkün değil. Olağanüstü bir umut var insanlarda, bunu görüyorum. Dün Buca'nın sokaklarındaydık, işte mahallelerindeydik. Gerçekten olağanüstü bir heyecan var, müthiş bir iklim var. Bunu görüp coşmamak mümkün değil. Onu da anlıyorum, öyle bir coşku görmediği için kendisi coşamıyor olabilir. Ama benim coşmamam mümkün değil. Evet. Sayın Başkanım, Salih Erkek, Gazetemiz 1. Efendim size 3 tane sorum olacak. Birinci sorum... Ya bir şey rica etsem, evet. Her soruyu sorduktan sonra ben cevaplasam, sonra ikinciyi sorsanız. Tamam, olur. Çünkü biraz zorlanıyorum. Tamam. Şeyleri hafızada tutmakta. Peki başkanım. 15 yıldan beri atıl olan bir kadife kale var. Evet. Derneği kurduk ve Türkiye'nin ikinci büyük bayrağını surlara gittik. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere şimdi binlerce turist geldi ve yabancı turist aktarıyor. Ama ne yazık ki oranın bir tuvaleti vardı, o tuvalet kapatıldı. Bu konuda Kadife Kale ile ilgili yapacağınız çalışmalar. Bu birinci evet. Soru. Hemen söyleyeyim. Kadife Kale... Bir de özür dilerim, teleferik olayı var. 15 evet. Yıldan beri Aziz Bey'den istediğim teleferik olayı var. Evet. Nihat Zeybekçi şimdi kendi propagandasını almış. Evet. Hemen söyleyeyim. Siz lütfen bu arada oturun, ne olur. Peki. Birincisi, Kadife Kale gerçekten bu şehrin alameti farikalarından biri, sembollerinden biri. Hakikaten şu Büyükşehir Belediye'mizin orada yaptığı kentsel dönüşüm çalışmasıyla biraz böyle görünür hale gelmeye başladı ama tek başına Kadife Kale meselesi değil bu. Saat Kulesi'nden başlayarak temel altından geçecek, Agora'nın yanından, İki Çeşmelik'ten, tiyatronun yanından Kadife Kale'ye çıkacak bir aks var. Bunun bir turizm enstrümanına dönüşmesi lazım. Yani bu aks aslında Saat Kulesi'nden Kadife Kale'ye kadar çok değerli bir aks. Bu nedenle bütün konsantrasyonumuzu aslında buraya vermek istiyoruz. Çünkü gerçekten kemer altından başlayacağız çalışmaya. Önceliği kemer altına vereceğiz. Çok net söyleyeyim. Kemer altından başlayacağız. Ve Kadife Kale'ye yani dediğim gibi o bütünün içinde Kadife Kale'ye de gereken önemi vereceğiz. Burada teleferik meselesi doğru bir talep, haklısınız. Ama sadece orada da değil, teleferiği toplu taşımda bir araç olarak da kullanma niyetimiz var. Bununla ilgili çalıştığımız bazı hatlar var, bazı güzergahlar var. Örnekleri de var dünyada, çok güzel örnekleri var. Bolivya'da, La Paz'da var, birçok yerde var. Bunu İzmir'de belli noktalarda bir toplu ulaşım aracı olarak da kullanacağız. Evet, ikinci sorumuz. Efendim, ikinci soru gazetecilerle ilgili. Bizler kimi imtiyaz sahipleri, kimi temsilcileri, kimi emekçileridir. İşte böylesi bir toplantılarda muhakkak hepimizi davet ediyorsunuz. Sizi kastetmiyorum lütfen. Bütün siyasi partileri, genel başkanları, belediye başkanları, bakanları dahil olmak üzere. Topluyorsunuz, haberlerinizi ne güzel yapıyoruz. İzmir halkına tanıtıyorsunuz. Gittikten sonra
Ama ne yazık ki biz gazetecileri unutuyorsunuz. İmtiyaz sahiplerini unutuyorsunuz. Gazete sahiplerini unutuyorsunuz. Şimdi bir gazetenin, bir televizyonun, bir haber portalının nereden geçiyor? Reklamlardan, ilanlardan. Şimdi mevcut, isimli kullanmak istemiyorum. Yandaşlarına reklamlarını veriyor, ilanlarını veriyor. Ama ne yazık ki hiç diğerlerine ilgi göstermiyorlar. Sahip Bey'cim, anladım. Ben devam edeceğim efendim. Şimdi ben finansmanı kendim üstleniyorum. Kendim şükürler olsun, gücüm de var, kuvvetim de var. Ama diğer arkadaşlarımızın mağduriyetleri de var. Üçüncü sorum, hemen bitiriyorum. Tramvay olayı. İzmir'i Alaçmamı'na çeviren Basmane, Alsancak, tramvayı birleştirme yapacak mısınız? Evet. Sorun bu kadar. Teşekkür ederim. Çok net yapacağız ama o kadar tek bilgiyle sizi boğmak istemem. Ama ilk sorunuz şu açıdan değerli, onu söyleyeyim. Şimdi değerli arkadaşlar, biz sonuçta işte bu salona sığacak kadar bir topluluğuz. Ama İzmir'in halkının haber alma hürriyetinin teminatısınız sizler. Yani Türkiye'de basının içine düştüğü durumu benim size anlatmam yakışık almaz. Hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Ama yerel basın olarak, İzmir basını olarak sizin mevcudiyetiniz ve sizin ayaklarınızın üzerinde durabiliyor oluşunuz son derece kıymetli. Sonunda biz dediğim gibi en başta, hani nasıl nasip olursa uzun bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk sırasında bizim birbirimize ihtiyacımız var. Şu nedenle var. Biz Türkiye'deki siyaset dilinden ve siyaset kültüründen şikayet ediyoruz. Buna layık olmadığımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin insanlarının böyle bir dile, böyle bir kültüre layık olmadığını düşünüyoruz. Bunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani tepeden bakıcı, paçadan çekiştirici, kırıcı bir üslup, bir dil değil, başka bir şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Ve bunu İzmir'den kurmanın gerekliliğine inanıyoruz. Dolayısıyla İzmir'in Türkiye'ye vereceği bambaşka mesajlar, bambaşka yenilikler olması gerekiyor. Eğer Türkiye'de şikayet ettiğimiz şeyler, sadece siyasi iktidar anlamında söylemiyorum, yaşam koşullarımız, yaşam kültürümüz anlamında söylüyorum, şikayet ettiğimiz şeyler varsa, bu var olan şeyleri değiştirecek mecra İzmir olacak. İzmir'den başlayarak bir şeyler değişecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim buradaki birlikteliğimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bizim burada aramızda kuracağımız dilin, aramızda kuracağımız iletişimin çok canlı, çok dinamik ve çok samimi olması lazım. Çünkü eğer biz bunu becerebilirsek Türkiye'de bir şeylerin değişmeye başlaması mümkün. Ben bunu becerebileceğimize inanıyorum. O yüzden de Salih Bey'in sorusuna çok net cevap vermiş olayım. Çok sıkı bir iletişim içinde olacağız. Hiç yolu yok. Bunu mutlaka yapacağız. Bunun yolunu da birlikte keşfedeceğiz. Hani o iletişim nasıl canlı, dinamik ve gerçekten kapsayıcı olabilir? Beraber bulacağız. Her ay değişen bir tür iletişim kurulumu icat ederiz aramızda. Bilmiyorum ama bunları konuşacağımız vakit olacak. Bunları masaya yatırıp birlikte değerlendireceğiz. Sadece özetle şunu söyleyerek bitireyim. Salih abinin söylediği hikaye, yani bu iletişim meselesi çok ciddiye alacağımız bir şey olacak. Beni tanıyanlar için de şu hatırlatmayı yapayım. Seferihisar'da kurduğumuz ilişkiyi kıstas almayınız. Oradaki koşullar, oradaki imkanlar nedeniyle yapmak istediğimiz bazı şeyleri yapamaz durumdayız. Ama İzmir'le ilgili ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini birlikte değerlendirerek bulacağız. Bundan hiç kuşkusu olmasın kimse. Arkadaşlar ben gördüğümü söylüyorum ama haksızlık etmiş olabilirim. Belki Kıvanç sen bana yardımcı olursan. Dünyanın Bey, bundan sonra siz, sonra da arkası. Oo, evet, eller çoğaldı. Buyurun Dünyanın Bey.
Yalnız bir şey söyleyeyim. Politik bir soru sormak benim istiyorum. Benim yarım saatim var değerli arkadaşlar. Bu yarım saat içinde o nedenle soru soran arkadaşlarından rica edeyim. Eğer kısa kısa olursa ben de mümkün olduğu kadar çok arkadaşımızı cevaplamış olurum. Sayın Başkanım ben buyurun. Politik bir soru sorayım. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlediği ilçe belediye başkan adaylarının çok çok üzerinde oy oranınız gözüküyor yapılan araştırmalarda. Bunu neye bağırıyorsunuz? Fazla girmek istemiyorum. Evet. İnanın ben de bilmiyorum. Bir fikrim yok yani. Gerçekten yok. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Öncelikle tek soru soracağım. Devam. Gözce Aslan Dalgıç. Siz şimdi şu ana kadar 4,5 yıldır da benim bildiğim kadarıyla SODEM'in başkanlığıyım. Evet. Şimdi ve bu süre içinde de iki proje yarışması düzenlediniz. Hem bu SODEM'de elde ettiğiniz deneyim hem de belki çok eleştirilse de yurt dışına yaptığınız gezilerde gözlemlerinizde bu projelere katkısı ne kadar oldu oradaki deneyimlerin? Evet. Esinlenme oldu. Buna bağlı olarak da SODEM önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyecek, daha efektif bir hale gelecek? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok etkisi oldu. Çünkü ilk sene 465 projeyi değerlendirmiştik. İkinci senede yine 300 küsur projeyi değerlendirdik. Yani ne yazık ki iletişimi güçlü yapılmadığı için o projelerden birçok vatandaşımız haberdar değil. Ama olağanüstü çözümler üretilmiş, son derece başarılı projeler. Ben şahsen yararlandım İzmir'i çalışırken. Ama ne yazık ki Türkiye'nin birçok yerinde birçok vatandaşımız bundan mahrum. İnşallah bu dönem SODEM İzmir'le beraber daha da şaha kalkacak. Ona inanıyorum. Çünkü hayat yerelde akıyor ve insanların siyasi tercihlerini yereldeki değerlendirmeleri belirliyor. O nedenle daha çok şey anlatacağız, daha çok şey göstereceğiz diye ümit ediyorum SODEM vesilesiyle. Evet, Selcan Bey. Buyurun. Görmüyorum. Selcan Bey'in ismi var. Başkanım, aslında soruyu sordu ama devamını getireyim. İSİT'te SOLO Yönetim Kurulu ve SODEM Başkanlığı çok önemli görevler. Büyükşehir Belediye Başkanı olmanız takdirde bu görevler devam edecek mi? Yoksa sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mı odaklanacaksınız? Bir sorum daha olacak. Buna yanıt. Buyurun. Gelmedi mi sesin? Geliyor. Geldi geldi. Evet, yani ilk bu soruyu sorayım sonra tamam. İkinci soruyu sorayım. Tamam, teşekkür ederim. Şöyle aslında ben tabii Çitta Sulu'nun tüzüğü gereği artık Seferihisar Belediye Başkanı olmayacağım. Ve işte nasip olursa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olacak. O zaman benim zaten bu görevim bitmesi lazım. Fakat zannediyorum 23'ünde Genel Başkan İzmir'e bir ziyaret yapmak istiyor ve orada da benim Türkiye Koordinatörü ve işte Genel Başkan Yardımcılığı görevlerimin devam etmesini isteyecek. O nedenle Seferihisar Belediye Başkanı olarak değil ama Türkiye Koordinatörü olarak Genel Başkan Yardımcısı kimliğine devam edeceğim. Türkiye Network'ü ile ilgili bir sıkıntı yok. Kurumlaşmış bir bilim kurulumuz var. 15 olduk. Kendi arasında düzenli çalışan bir yapı var. Bana çok ihtiyaç duyacaklarını zannetmiyorum. Evet, ikinci bir sorum da başkanım. Spekülasyon konusu olduğu için Sayın Aziz Kocaoğlu ile birlikte alanda aynı anda sizi göremiyoruz. Bu bir seçim stratejisi mi yoksa farklı bir durum mu var? Seçim stratejisi. Yani Aziz Başkan rahat ettiği, daha çok etki yapacağını düşündüğü yerlere gidiyor. Beraber gideceğimiz yerler de olacak. Ama böylelikle hani kendi yollarımızı ayırmış olmamız bu kampanya sırasında daha pozitif etki edecek diye düşündük. Yoksa asla en ufak bir sıkıntı yok. Çok daha sağlıklı, çok daha birbirimizi iyi anladığımız bir süreci yaşıyoruz. Son bir sorun daha var Sayın Başkan. Türkiye çok fazla seçim yaşadı insanlar. Ekonominin durumunu da göz önüne aldığınızda sahadasınız uzun bir süredir. Sandığa katılım ne noktasında olacak
Sayın Başkan. Sandığa katılım. Evet. Çok fazla seçim yaşadı Türkiye. 31 Mart'ta hani hep evet. Şunu söylerler. Sandığa ne kadar katılım olmazsa iktidara o kadar artı yazar. Evet. Vatandaşlık havayı nasıl görüyorsunuz? Ekonominin seçime yansıyacağını, seçim sonucuna etki olacağını düşünüyor musunuz? Evet. Olacak. %100 olacak. Çünkü bu böyle fantastik bir şey değil. İnsanın etine dokunuyor, canına dokunuyor. Yani ekonomik kriz dediğimiz şey sonuçta yapa geldiğimiz bazı alışkanlıklarımızdan ve mutlu eden şeylerden mahrum kalmanız sonucunu yaratıyor. Yani ekonomik kriz dediğimiz böyle bir şey. Yani iki ekmek alırken tek ekmekle dönüyorsunuz mesela evinize. Bu can yakıcı bir şey. Sonuç itibariyle bu vatandaşın siyasi tercihini de belirleyecek. Her ne kadar konsolide olmuş yapılardan bahsetsek de sonuçta insan evladı bir şekilde bu etkinin tepkisini mutlaka koyacaktır. Onu sandıkta göreceğiz ama sandığa ne kadar yansır, ne kadar sandıkta bunu ifade etmek ister vatandaş sorusu belki biraz erken cevaplamak için. Yani onun için biraz daha görmek lazım. Hem krizin derinleştiğini, ne kadar derinleşeceğini görmeyi lazım. Hem de bunun ne kadar bir ders vermek isteğine dönüşeceğini biraz daha vakit geçtikten sonra daha güzel görürüz diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle. Geliyor, geliyor ses. Burada çoğu kişinin kafasındaki bir soruyu dillendirmek istiyorum. Buyurun. CHP ilçe başkanları belirlerken birçok sıkıntılar yaşadı. Şimdi tabii bu CHP içinde de bazı söylemler var. 11-12 ilçenin kaybedilebileceği şeklinde. Fakat sizce bu kayıplar büyük ilçelerde olursa da büyük şehre de yansıyacak. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz ve bu konuda ne çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Yüzdeyi düşürmemek açısından. Evet. Ben öyle düşünmüyorum. Onu çok net söyleyeyim. Öyle bir kayıp yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok daha fazla sokakta, çok daha fazla meydanlarda olmaya gayret ediyorum. Dün tam gün Buca'nın işte yoksul bölgelerindeydik. Gerçekten inanılmaz bir heyecan var. İnanılmaz bir umut var. En yoksul kesimlerden bahsediyorum. Üstelik AKP'nin çok oy aldığı, İzmir'de CHP'den daha çok oy aldığı mahallelerde, bunu ziyaret ettiğimiz yerde. CHP'nin üçüncü parti olduğu mahallelere gittik. %18, %17 oy aldığı mahalleler CHP'nin. Yani gördüğüm tablo çok şaşırtıcıydı doğrusu. Tabii ki bu ilk veriler belki gözlemlediğiniz. Çok daha fazla çalışacağız. Ben iyimse, sonuçta iyimse. Evet. Evet Sayın Başkan, Ece Telgraf Kazım Ekmen. Siz çevreci ve doğaya önem veren bir başkansınız. İzmir'in en büyük sorunu çöp sorunu. Yamanlar Dağı'na yapılacak. Geçtiğimiz günlerde mahkemede karar verdi. Sizin içinize siniyor mu Yamanlar Dağı'nı yapmak? Orada önemli su kaynakları var. Bu konuda görüşümüz. Evet, tabii. Şimdi biz üç noktada yapılması gerektiğinde teknik arkadaşlarımızla mutabık kaldık. İzmir'de üç ayrı katı atık bertaraf tesisi olacak ve bunlar aynı zamanda enerji üretecekler. O nedenle de finansmanını kendi kendine yaratan yapılar olacaklar. Üç tane yapılması gerekiyor. Bunların yaklaşık işte kapasiteleri, yatırım miktarları hepsi belirlendi. Yer konusunda daha çalışıyoruz. Yani elbette en doğru yeri bulmak zorundayız. Ama üç tane de yapmak zorundayız. Bu da çok net yani. Nerede yapacağız, nasıl yapacağız? Henüz o konuda netleşmiş bir karar yok. Sadece üç tane ihtiyaç duyduğumuz netleşti. Bir de tabii şöyle bir gerçek var. Şimdi Viyana'da şehrin içinde biliyorsunuz. Londra'da yine şehrin merkezinde. Ve bunlar ne koku verir, ne işte kirlilik yaratır.
şehrin merkezindedirler ve herkes her gün önünden geçer. Burada eğer bir yerde yapılacaksa bu, mutlaka önce o bölgenin halkına bu hikayeyi anlatmak lazım, göstermek lazım, ikna etmek lazım. Eğer ben yaptım oldu diye girerseniz, o zaman olağanüstü bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz ve onlar da o zaman haklı oluyorlar. Dolayısıyla bunu gerçekten yani sağlıklı bir iletişim içinde yapmak lazım. Yeri de doğru seçmek lazım, seçtiğiniz doğru yeri de doğru anlatmak lazım. Ondan yüksünmemek lazım. Bütün bunları başarabileceğinizi düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Buyurun efendim. Expo'ya tekrar aday olacak mıyız? Olacağız. Durumu. Olacağız. Ama hemen şeyi de söyleyeyim. Yani Avrupa Kültür Başkenti de olacağız. Avrupa Gençlik Başkenti de olacağız. Daha uluslararası hem spor organizasyonlarına hem siyasi hem yerel hem sivil toplum kuruluşlarının uluslararası organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız. Yani İzmir bu anlamda cıvıl cıvıl bir kent haline gelecek. Murat Bey Başkanım. Buyurun efendim. Tek ve net bir sorum olacak. Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Meclisi kararıyla Kültür Park Fuar alanındaki İSPAŞ binası 3 yıllığına henüz tabelası bile olmayan bir üniversiteye tahsis edildi. Bu konuda seçilirseniz kararınız ne olacak? İptal edecek misiniz? Doğrusu gerçekten bunu konuşmadık. Benim içime sinmediğini söyleyeyim. Ama bunu ne Aziz Başkan'la ne ilgili teknik arkadaşlarla konuşmadık. Şartnameyi de görmedim. Bunlara gördükten sonra cevap verebilirim. Konuştuktan sonra cevap verebilirim. Ama sorunuza net bir şey söylemiş olayım. Benim içime sinmedi. Ama bunun ne yapılabileceğini o makama geldikten sonra değerlendireceğiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Radyo Trafik İzmir, Saran Medya Hakan Taşçaran. Başkanım tabii ki biz trafik radyosu olunca bizim derdimizde ulaşım oluyor. Çok soru var ama bazen vaktinizi alın. Birinci cemre toplantısınız, yeni arterlerden bahsettiniz ama sadece Karabağlar'dan Bayraklı'ya açılacak olan bir arterden söz ettiniz. Doğru. Onun dışında başka arterler var mı düşündünüz? Yoksa sadece bundan mı düşündünüz? Bu kuşatlama yeni bir ana arter, öyle söyleyeyim. Onun dışında 111 noktada müdahale edeceğiz. Yani şu Ankara yolunda mesela sadece ilave edeceğimiz yeni şeritler ve açacağımız yeni güzergahlarla aynı sayıda araç trafiği seyrettiğinde bile yarı yarıyanın altında bir rahatlamaya ulaştıracağız. Bunun gibi 111 tane nokta var ve bunların her biriyle ilgili çok somut, çok net çözümler var. İzmir'in trafiği rahatlayacak, bunu çok net söyleyeyim. Birkaç dokunuşla, birkaç alt geçitle, yeni bir takım metro hatlarıyla bunlar gerçekten rahatlayacak. Onu çok net söyleyeyim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Başkan, şimdi siz özellikle İzmir'le ilgili seçim sonuçlarında bir sorun olmayacağını söylediniz ama son yaptırdığınız kamuoyu araştırmalarında ve anketlerde ne gözüküyor son genel raporlara göre İzmir'in oy oranlarını soruyorum. Evet. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla birlikte yerel yönetimler şartnamesini imzaladık. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 10 maddelik bir anlaşma. Şimdi takımın kaptanı olarak ilçe belediye başkanlarına da aynı ödevde bulunacak mısınız? Doğru, aklıma gelmemişti valla. İyi fikir. Hepsinin imzalamasını teklif etmek lazım. Çok doğru. İlk soru neydi? İlk soru son anketler ve sorular. Anketler yok. Yani rakamlarla hiç ilgilenmiyorum. Çok açık söyleyeyim. Gerçekten ilgilenmiyorum. İşte 57 mi olur, 55 mi olur, 65 mi olur? Böyle çok şey söyleniyor. Gerçekten de ilgilenmiyorum. Sadece sahada bunu görüyorum. Ama elbette şunun da farkındayım. Bu sandıktır sonuçta. Ve hani kimse dilemez ne olacağını. Öyle bir rahatlığım da yok. Hani nasıl da kazanacağız işte. Oh falan. Öyle bir şey de yok. Sadece sahada bunu görüyorum. Çok güçlü bir heyecan var. Çok pozitif bir iklim var. Bunu hissediyorum. 10 senedir sadece o kadar çok seçim yaşadık ki, yerel seçim, genel seçim, referandum. O coşkunun ne anlama geldiğini, liderlere gösterilen
o yani bağlılığını nasıl ifade edildiğini yaşadık. Her birini gördük. Bu sefer daha başka bir şey olduğunu hissediyorum. Sadece onu paylaştım sizlerle. Ama rakam konusunda hiçbir fikrim yok. Çok da umurumda değil, kaybedecekmiş gibi çalışmaya devam ediyorum. Evet. Şimdi ben 9 Mart'a dönmek istiyorum. Tarım Türkiye'ye kadar İzmir için de çok önemli bir sektör. Dolayısıyla hem 9 Mart toplantısının iletişimi açısından bizde biraz oradaki tarım konusunda yani 9 Mart'ta açıklayacağımız projelerle ilgili çok küçük, büyük bir ihtimalle orada etkini açıklayacaksın. Evet. Küçük haberler verebilir misiniz bize? Şu kadarı söyleyeyim Hakkı abi. Yani bizim için tarım belki de en öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olacak. Çünkü bu sadece İzmir'in meselesi değil, Türkiye'nin meselesi. Yani bizim tarımda içine düştüğümüz durum, Türkiye olarak hiç hak etmediğimiz bir durum. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok değerli bir çalışma yaptı. Yani bir kere çok değerli bir tercihte bulundu bu meseleye el atmakla ilgili. Yani Türkiye'de başka hiçbir belediye bu kapsamda tarımla ilgilenmez. Tarım projeleri var birçok belediyelerin ama İzmir Büyükşehir kadar buna angaje olmuş ve yaratıcı çözümler üretmiş bir başka belediye yok. Dolayısıyla bu tercihin çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun üzerinden yepyeni hedefler, yepyeni projeler hayata geçirmek gerekiyor. Bununla sınırlı kalamaz. Bizim de o gün anlatacağımız şey özetle buradan yola çıkan ama buradan bambaşka bir ufka doğru devam eden bir sunum olacak. Sadece bir şey söyleyerek bitireyim. Sadece İzmir'i değil, Ege bölgesini hedef alıyoruz. Yani Ege'nin başkentidir İzmir. Tespitinden yola çıkarak sadece İzmir değil, Ege bölgesini hedef alıyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki. Başka soru? Var burada beyefendi, buyurun. Böyle giderse vaktinde bitirebileceğiz. Evet. Ege Sazgıram Kasesi Utku Can Akkaş. Engellerle ilgili kent içerisinde hayatı daha kolay hale getirebilecek, şu ana kadar somutlaşan ya da ileriki yakın bir dönemde somutlaşacak bir projeniz olacak mı? Biz tekerlekli sandalyeyle kemer altına gireceğim demiştiniz. Bunu ne zaman gerçekleştirdiniz? Şimdi bugün, yani bu toplantıdan çıkıp oraya gidiyorum. Orada benim 10 yıldır sekreterliğimi yapan, yani en yakın çalışma arkadaşım Nur Hanım. Engellidir, tekerlekli sandalyededir. Onun tekerlekli sandalyesiyle bir gireceğiz bugün kemer altına. Şimdi 10.30'da o beni bekliyor. Ama ondan sonra biraz şeyi değiştirdik. 9'unda ben de tekerlekli sandalyeye bineceğim. Birlikte bugün Doğru Meydanı'ndan işte işin içinde metro falan da olacak. Bunu şunun için yapıyoruz. Şimdi bir kentte engellilerle ilgili proje yapacaksanız o kentte vatandaşların engellilere bakışıyla ilgili de bir şey hazırlamanız lazım. Vatandaşın bu konuya verdiği değeri, bu konuya verdiği önemi, farkındalığı arttırmanız lazım. Yoksa yapacağınız çalışmayı anlatmakta zorlanırsınız ve vazgeçme noktalarına gelebilirsiniz. Ama eğer vatandaş genel olarak bu hikayenin değerini, anlamını, önemini kavrarsa o zaman daha kolay iş yaparsınız. Bu çalışmalar, bugün biraz sonra yapacağımız ve 9'unda yapacağımız çalışma biraz bunu, bu farkındalığı büyütmeye yönelik bir çalışma. Ama yapacağımız çok şey var. Onu söyleyeyim. Yani engellilerle ilgili çok şey var. Onları dinleyerek bir kısmını olgunlaştıracağız. O yüzden burada onu ifade etmek istemem. Daha onlarla bu çalışmayı yapmadık. Ama yapacağız. Mutlaka yapacağız. Onların hayata entegrasyonu ile ilgili, kente entegrasyonu ile ilgili çok büyük boşluklar olduğunu biliyorum. O yüzden bunu düzelteceğiz. Hadi, evet. Dilek Hanım. Buyurun efendim. Söz
için özür diliyorum. Estağfurullah. Çok kısa. Seferihisar'da seçimi riskli görüyor musunuz sonuçları itibariyle? Her seçim risktir. Okey, Seferihisar için de Seferihisar'da risktir. Eğer çalışmazsanız ne kadar iyi iş yapmış olduğunuzun bir anlamı yok. Çünkü bu memlekette haklı olmak yetmez, haklı olduğunuzu iyi anlatmanız gerekir. Orada eğer bir zafiyet yaratılırsa seçimi de kaybedersiniz. Adayın çalışma performansı etkileyecektir kuşkusuz. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Çok haklısınız. Yani çok çalışmak lazım, çok iyi anlatmak lazım. O nedenle de tabii ki risktir. Çalışmazsanız kaybedersiniz. Seferihisar için bile böyle deniliyorsa demek bütün adaylara çok ciddi bir çalışma temposu görülüyor. Doğru. Sadece Seferihisar değil. Türkiye'nin her yerinde, her seçim için bunu söyleyebilirim. Evet. Seçime gelmişken sonuçları itibariyle bu yerel seçimin ülke genelinde siyaset yapılanmasını etkileyecek, değiştirecek bir dönüşümü sağlayacak rol oynayabileceğini düşünüyor musunuz? Bir, son olarak Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli projesi merkezi hükümetle irtibatlıdır. Doğası gereği, izinler gereklidir ve yıllarca bu konularda izin alınması noktasında çok engeller çıkartıldı. Sayın Piriştin Hanım'ın üslubu o zaman ben halka şikayet ederim noktasındaydı ve bunu da yaptı. Aziz Başkan gitti, kapılarda bekledi, çoğunlukla içine attı, çok halkla paylaşmadı, farklı bir yol izledi. Sizin tarzınız, üslubunuz, davranış biçiminiz merkezi hükümete karşı ve alınan geri dönüşleri İzmir halkıyla paylaşma noktasında nasıl olacak? Önce şunu söyleyeyim, bir İzmir vizyon ortaklığı kurmak istiyorum. Hükümetle ilgili birimleriyle İzmir üzerinde bir ortak vizyon oluşturmaya gayret edeceğim. Ben kavga etmeye gelmeyeceğim. Öyle bir niyetim yok. Tam tersine mümkün olduğu kadar ikna edici olmaya, mümkün olduğu kadar katılımlarını sağlamaya gayret edeceğim. Burada çıkacak oy sonuçlarının kimsenin yatsıyacağı, hafife alacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka çok ciddi alınacağını düşünüyorum. Ben de gayet uyumlu, yumuşak ve anlayışlı bir üslupla bu diyaloğu kurmaya gayret edeceğim. Çünkü oturacağım koltuğun kişisel kızgınlıklarıma, kişisel duygularıma hakim olmamı gerektiren bir koltuk olduğunu düşünüyorum. O nedenle İzmir'in menfaatlerini, İzmir'in kolektif çıkarlarını daha çok öne çıkartan bir duruş sergilemeye çalışacağım. Yutmam gereken şeyi yutacağım ama her zaman ana tercihim, ana kriterim İzmir'in menfaatleri olacak. O nedenle de böyle bir dili, böyle bir üslubu kullanmaktan yanayım. İlk sorunuzla ilgili de şunu net olarak söyleyeyim. Evet, İzmir Türkiye'yi değiştirecek. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü Türkiye'de siyaset tıkandı. Siyaset öylesine tıkandı ki bu bölünmüşlükle, yani Türkiye şu anda bölünmüş bir görünüm veriyor. Bu bölünmüşlükle karşılaşmakta olduğumuz ne ekonomik krizle ne uluslararası siyasi krizlerle hiçbiriyle başa çıkabilecek güce sahip değil. Mutlaka yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var bu toplum. O başarı hikayesi İzmir'den yazılacak. Çünkü buna en yakışan kent İzmir'dir. Bunu en güzel yapacak kent İzmir'dir. Neden İzmir? Çünkü Türkiye'de rejim değişti ve demokrasiyi tekrar yaşanır kılabilmek için yerelde belediyelerin başarısına ihtiyaç var. Yerelde yaratılacak bir başarı hikayesiyle demokrasi tekrar insanların gündemine getirilebilir. Demokrasinin ne kadar kıymetli olduğu tekrar görünür hale gelebilir. Ve o zaman da başka bir siyaset dili, başka bir siyaset kültürü İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'ye yayılır.
Özet bu kadar söyleyebilirim ama anladığınızı düşünüyorum. Evet, son soru diyelim. Evet, buyurun. Gazete 9 Eylül'den Gökçe'den. Alsancak Devlet Hastanesi'nin kapatılması veya Doğum Hastanesi'nde dönüştürülmesi gibi bir iddian söz konusu. Fakat bir sağlık müdürü de bu iddiaları doğru bulmuyor. Yalan böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Doğru eğer, yoktur. Eğer, ama hala da söylemler devam ediyor. Başkan. Eğer bu söylemler devam ediyor, dönüştürülmesi ve kapatılması söz konusu olursa sizin tavrınız ne olur? Bu çok spekülatif olur. Yani eğer bir sağlık müdürü yok diyorsa yoktur. O yüzden başkaca bir değerlendirme yapmam. Değerli arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum katılımınız için. Eksik olmayın. Tamam. Aslında ben böyle sürenin yetmeyeceğini düşünüyorum ama demek ki herkes her şeyi biliyor. Yani söyleyecek bir şey yok. Ben tek tek hepinize çok teşekkür ediyorum zahmet edip geldiğiniz için. İnşallah bundan sonra daha uzun toplantılarda buluşuruz.